sen konuşalım da. İkincisi şu. Peki aşağı şehirde durup dururken tarihi milyarları değecek camileri, neler hamamlar işte hiç gözünü kırpmadan ya 10 sene içinde yok oldu. 700 yıllık şey. Acaba bu senin duyuşun nedir? Neden böyle dağıttı bu şeyleri, mabetleri? İlgisizlikten mi yoksa bir gizli taşından mı, taş için mi? Yani olayın altında ilgisizlik ve bilinçsiz davranışlar. Yani oradaki birçok yapıdan faydalanma, buradaki yeni yapılaşmayı sağlama, ne bileyim, hep yarar sağlama amacıyla yapıldı sanıyorum. Halbuki kalması bizim için tarih bilgi daha kârlıdır değil mi? Evet, de, kesinlikle. Sen bir 5 yıl olsan, sen bugün belediye, işte o gün yetkili olsan bu işi yapar mıydın, bu hatayı yapar mıydın? Bu hatayı kesinlikle yapmazdım ve korumaya alırdım orayı. Çünkü besinler ya deden somun satardı. Evet. Bak somun bütün besini bilir. Bilağının gücüyle şafı şafağına kakardı. Mahalleyi dolanır, bir somununu satardı, şeyini satardı. Alın terinden para kazanırdı. Ama camiden bir taş düşse o da koşardı. Bir şey mi lazım? Herkes koşardı. Evet. Her yönüyle. Biz yıllarca yaşattık. Şimdi biz çıktık, halk çıktı, zenginler de burada olduğu haldeyken. Tarlası, tahımı olduğu haldeyken iki bekçi üfür düdüğü deyip bakacak adam bulamadı. Demek ki halkımızmış bu şey mabetleri yaşadı. Evet. Peki size de soruyorum. Bir dernek, bir folklor kurmak istiyordu. Besin'in zengin folkloru var. Bak, eşya şehirde çalardı, oynardı. Alem, ahkem çoğuldu. Şimdi bakıyoruz ki elle bir davul alan orkestra diye zom bu da zom çıkıyor ortaya. Zom bu da zom. Türk geleneklerini dejenere yapıyorlar. Evet. Ben de bu halk türkülerinin bir yazarı var. Kendim de görüyorum yani. İleride batlarda göreceksin. Biz bir folklor kuralım diyoruz. Nerede olsa olsun Besinler gönlünde yatanı çalsın. Besin halkının Besin halkından olsun. Çalsın söylesin aşağı aşağı diye. Siz de gerekse maddi manevi. Kim ne verdi? Okula gidiyor musun? Evet. Hangisi? Kaçıncı sınıftasın? Lise 2. Aferin. Peki, abine yardımcı oluyor musun tatillerde? Tatillerde burada çalışıyorum. Yardımcı oluyor. Faydalanmaya çalışıyorsun. Peki, şimdi okulu bitirsen gönlünde ne var? Ne okumak istersin? Yani aklından ne geçiyor? Okulu bitirsen... Buyur? Elektrik üzerine olmak isterim. Oku, abinin mesleğini seçiyorsun. Elektronik. Elektrik var, bir de elektronik var yani. Hangisini istiyorsun, hangisi? İkisini olmak isterim. Oğlum. Günümüzde artık elektrik. Baksana. Yavaş yavaş gelsin, açılır işte. Boyrazı girsin. Oldu mu?